Evet arkadaşlar, kokpite hoş geldiniz. Bugün görebildiğiniz gibi F4E'nin içerisindeyiz. Heatbuilder'ın yeni yayınladığı müthiş bir modül. İnanılmaz güzel, detaylı, böyle nakış gibi işlenmiş bir modül. Peki neredeyiz? Şu anda Kabul kokpitteyiz de bir yandan da İncirliğin çevresinde böyle dönüyoruz. Cap gibi düşünebilirsiniz. Size biraz kokpitte neler var, neler yok ondan bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir F4 eğitim serisinin ilk videosu olacak gibi de düşünebilirsiniz. Biraz karanlıkça, o yüzden fenerimizi açacağız. Left Alt L ile onu açıyoruz. Öncelikle tam karşımızda bulunan şu DSCG Controls denilen bölgeden bahsedeceğiz. Bu Digital Scan Converter Group demişler buna. Tam ortada bir ekran var. Şöyle görüyorsunuz. Bu ekran şu anda aslında bizim F4'ün radarının gördüğü şeyleri bize sunuyor. Bu arada benim arka koltuğumda da bir silah sistemleri subayı. Eyvallah, bakın konuştu. Jester denilen bir Vizo diyorlar. Silah sistemleri o subayı mevcut. O yönetiyor olacak genelde bu radarı. Biz biraz öyle kullanıyor olacağız. Ama çok böyle arkaik, ilkel bir ekran yani bu. MFD demeye, MFD diyeceğim ya. Evet, MFD diyeceğim. Çünkü burada sadece radarı görmemiz gerekmiyor. Başka şeyler de görebiliriz. Buradaki kontrollerden çok kısaca bahsedeyim. Öncelikle şurada mod seçebileceğimiz bir çevirme anahtarı var. Bu standby'da. Önümüzde bir aslında bir nişangah var. Buna İngilizce'de sight diyorlar. Dikkat ederseniz bu bir HUD, yani heads up display değil. Bu bir nişangah. Bunun kontrolleri temel olarak şuradan ayarlanabiliyor. Bir kere basarsınız off. Standby'de güç var ama buraya bir şey basılmıyor. Cage dediğimizde bu böyle ortaya sabitlenmiş bir şekilde bizim nişangahımız çıkıyor. Air to ground modları için belirli bir modumuz var. Yani havadan yere. Hava hava modları için var. Bir de cihaz içi test modları var. Bunlara BIT deniyor. Built-in Test 1 ve 2. Bunlar da farklı konumlar ve şekiller alıyorlar. Bu nişangahlar. Şimdilik biz bunu Air to Ground'a alabiliriz. Bunun hemen üzerinde, ki bunun İngilizcesi Reticle. Reticle'ın Depression ayarı yapmanızı sağlayan bir tuş var. Depression ayarı ne demek? Aslında bunun kaç miliradyan, yani milyem diye de galiba Türkçe'de kullanılıyor, tam karşıdan aşağıya çekileceğini buradan ayarlıyor olacaksınız. Atıcılık yapmış olanlarınız bilir. Balistik hesaplarında bu tür şeyler çok kullanılıyor. Şimdi bu içinde olduğumuz uçak F-16 değil. Birçok şey manuel. Hedefleme manuel, bomba atışları manuel. Onlar da hep bu reticle'ı kullanıyor olacağız. Bununla bazı ayarlar yapacağız. Bazı hesaplar yapıp mesela diyeceğiz ki reticle'ı 45 mile çekiyorum. İşte bunu 45'e ayarlayacağız ve atıyorum, hedefi burada gördüğümüzde atışımızı yapıyor olacağız. Burada bir hold altitude ibaresi var. Bu bir ışık. Bu radarın aslında söylediği bir şey olacak. Bayağı yavaşladık bu arada. Gaz açıyorum. Gelerseniz uçak zangır zangır titriyor. Klasik Heatbuilder şeyleri, detayları. Dolayısıyla altitude hold'un ışığı gibi düşünmeyin. Çünkü o değil. Sola geldiğimizde ortadaki ekranın parlaklığını temel olarak ayarlayan bir şey var. Dikkat ederseniz bunların hepsi ayrı geometrik şekillerde yapılmış. Bu da pilotun bunları dokunma hissiyle rahat bulmasını sağlayan şeyler. Gene hemen onun altında gösterilen videonun kontrastını ayarlamamızı sağlayan bir switch var. Onun üzerinde de buradaki görüntüyü aslında sıfırlayan bir tuş var. Fakat şu an bizim uçağımızdaki ekranda bu çalışmıyor. Bu daha önceki versiyonda, DVST denilen versiyonda, bizde dikkat hatırlarsanız DC
DSCG var. Farklı şeyler bunlar. Buradaki ayarda da aslında bizim nişangahımızdaki şeyin parlaklığını azaltıp arttırabildiğimiz bir ayar mekanizması mevcut. Özellikle yerdeki evet hedeflere saldırırken bunu sıklıkla azaltıyorduk hatırlarsanız F-16'dan da. Şurada radarın skalası 5, 10, 25 ve 50 mil olmak üzere gösteriliyor. Burada hoş bir şey var. Gece uçuşunda pilotun gözü alınmasın diye şöyle bir detay koymuşlar. Brightness'ı da arttırırsak eğer ortayı kırmızı olarak görebilirsiniz. Veya yeşil. Benzer şekilde orada bir intensity ayarı da var. Bunlar bayağı aslında şu anda günümüzde otomobillerde de olan ayarlar. Mesela önümüzdeki panel kabaca böyle diyebiliriz. Bunun hemen yukarısına baktığımızda aynada kendimizi görüyoruz. Bu arada kafa hareketleri şu anda benim track ayarla yaptığım şeyleri takip ediyor. Oldukça güzel. Bizim gibi içerik üreticiler için bayağı kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bazı tabii ki göstergeler ve cihazlar var. Bunlardan bir tanesi pusulamız. Şu an hangi başta uçtuğumuzu gösteriyor. Bunun dışında at ışıkları var. Shoot ışıkları. Şurada 3 tane var. Yanlışım yoksa şurada da HUD'ın kenarında, sağında ve solunda da bunlar da geçerli bir hedefe kilit sağlandığında hadi at diye bağırıyor olacak. Bu ışıklar yanıyor olacak. Hemen onların yanında F-16'dan da F-18'den de tanıdığımız hücum açısını gösteren indikatörler var. Yavaşsın, doğru hızdasın, hızlısın olarak yani görüyor olacaksınız bunları. Şurada harici yakıt tanklarının dolu mu boş mu olduğunu gösteren ışıklar var. Burada da yakıt ikmaline hazır olduğumuzda yanıyor. Yakıt ikmal bomuyla bizim receptacle'ımız birleştiğinde de sönüyor. Hemen şurada bir pull up ışığı var. Buradaki pull up ibaresi loft gibi bir bombardıman yaptığımızda yanıp sönerek bize yol gösteriyor olacak. Kabaca yukarıdaki kontroller de böyle. Şimdi kısaca şuradaki silah kontrollerinden bahsedeyim. Önce şuradan başlayalım. Burada bir menzil okumamızı sağlayan bir birim var. Bu aslında F4'e takılabilen hedefleme podu olan Pave Spike olsaydı burada hedefe olan slant range'i görüyor olacaktık. Yani eğik menzili buradan okuyabiliyor olacaktık. Bunun hemen altında görürseniz bir True Air Speed var. Bu hava hızı neden silahların oraya konulmuş diye düşünecek olabilirsiniz. Zannediyorum bunun açıklaması şöyle. Bu atışlarda, atış hesaplarında falan hep TAS yani True Air Speed, gerçek hava hızı kullanılıyormuş. O sebeple de onun burada olması bana mantıklı geliyor. Şöyle biraz kenara kayarsak, şurada tapa ayarlarımız var. Nose yani mühimmatın burnundaki tapa kullanılabilir. Sola aldığımızda güvenli durumda. Kuyruk, bir daha basarsak bu dört yollu bir anahtar. Nose tail yani mühimmatın hem önünde hem de arkasındaki tapanın aktif olduğu durumu seçiyor olabiliriz. Şurada dikkat ederseniz 4 tane ışıktan oluşan bir panel var. En üstte okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama radar yazıyor. Altında heat, gun ve arm diyor. Master arm'ı açarsak arm yanıyor olacak. Şu anda top seçili. IM9 gibi ısıya güdümlenen bir mühimmatım seçili olsaydı heat yanacaktı. IM7 gibi radar güdümlü bir mühimmat seçili olsaydı da radar burada parlıyor olacaktı. Dolayısıyla hava mühimmatlarından hangisinin seçili olduğunu böyle bir bakışta pilota gösteren bir indikatör. Şurada bir
kamerayı ayarlamak biraz zor oluyor. Bu F4'ün kokpiti bu arada inanılmaz 3 boyutlu bir kokpit. Yani F16 bunun yanında oldukça düz kaçıyor. Bugün de böyle bir sürü şeyin önünde. Şurada uçuş enstrümanlarının aydınlatmasının miktarını ayarlayabildiğiniz bir şey var. Dikkat ederseniz şunları da ayarlıyor. Hemen altına geldiğimizde hangi paylonu seçeceğimizi söyleyen bir tuş takımı var. Burada gun seçebiliriz. Merkez paylon seçilebilir. Left in, left out. Yani soldaki iç paylon, soldaki dış paylon. Aynı şekilde right in, right out. Bunlar seçilebilir. Ve arm dediğinizde ilgili mühimmatlar eğer aktif olmaya hazırsa veya yeterince zaman geçtiyse bu altlarındaki arm işaretleri de parlıyor olacak ve atışa hazır olacaksınız. Dolayısıyla buradan bunu takip ediyor olacağız. F-16'daki SMS sayfasının yaptığı şeyleri burada kokpitin bir çeyreğindeki bir sürü tuş ve çevirmeli şeyler yapıyor olacak. Biraz önce gösterdiğim gibi şurada bir master arm switch var. Buna çok tabii kritik. Onu yerini bilelim. Gerektiğinde de safety olacak. Gerektiğinde arm'a alacağız. Şurada önemli bir anahtarımız var. Bu delivery mode tuşu aslında. Ben diyor bu mühimmatı nasıl atacağım diyor bir uçak size. Nükleer jettison bizim için çok kritik değil. Nükleer bomba taşımıyoruz. Şu an kapalı dikkat ederseniz. Bunu tıklayıp direkt alabiliriz. Bu manuel atış demek oluyor. Buna göre aslında belli bir milyem girip atışı yapabiliriz. Onun altında bir target find var. Pave spike podu kullanırken bunu seçiyorsunuz. Dive toss, dive lay down, lay down modu, offset bomb, AGM-45 strike atmak için bunu seçeceksiniz. Diğer tarafa gidersek timed level, timed lead yani low angle drogue delivery denilen yöntem. Bunları ileride başka videolarda detaylıca işlememiz gerekecek. Çünkü F-16'da çok basit böyle işte tuşa bastım, bekledim, uçak mühimmatı bıraktı dediğimiz şeyler burada zannediyorum bayağı bir öğrenme ve pratik gerektiriyor olacak. OS dediği over the shoulder delivery denilen şey. Bu Google'dan bakmanızı rica ediyorum. Nükleer bombaların atışında böyle uçağa kaçmak için çok fazla zaman tanıyacak bir yöntem. Çok saçma gözüküyor ama mantıklı herhalde ki konulmuş. Loft ve toss denilen atış yöntemi. Bunu tekrar off'a alabiliriz. Bunun hemen yanında hangi silah seçme düğmesini göreceksiniz. Şu anda mesela roketler ve dispenserlar seçili. Bunu sağa çevirirseniz arm. Arm'ın buradaki master arm'la bir alakası yok. Anti radiation missile demek. Yani radara güdümlenen mühimmatları tarif ediyor. Dikkat ederseniz bugün hatırlarsanız zaten bunun başına bir H geldiğinde harm oluyor. Bizim alışık olduğumuz mühimmat. Bu uçaktan da AGM-45 Shrike atabiliyor olacağız. TV'ye aldığımızda AGM-65 akla gelmeli. TV güdümlü mühimmatlar. Ama F4'te sadece onunla limitli değiliz. Başka televizyon güdümüne sahip mühimmatlar da mevcut. C kullanılmıyor. Off gibi düşünebilirsiniz. B cage denilen böyle F-16'daki dogfight switch'i andıran bir şeyi iptal eden bir durum. A ise bir backup şeyiymiş, moduymuş açıkçası. CBU'ları yani misket, cluster bombalarını, roketleri bunları bırakmanızı sağlayacak şeymiş ama bombaları yani bu Mark 82 gibi şeyleri bırakmaya izin vermezmiş bu A konumu. AGM-12 Bullpup füzesiyle alakalı. Bombs ise adı üzerinde bombaların atışını sağlayan
bir anahtar konumunda şu anda. Hatırlarsanız bu uçak üzerinde çok ciddi miktarda mühimmat taşıyabiliyor. Böyle yanlışım yoksa eğer 24 tane falan bomba taşıyabiliyor. Bunları ne aralıkla atacağım? Önemli bir sorun olması gerekiyor. Buradaki soldaki knob, yani soldaki çevirebileceğiniz şey aslında mühimmatlar arasındaki zamanı söylüyor size. Mesela şöyle yaparsak, şunu 0.50'ye alırsak yarım saniyede bir kere bir tetik çekme işareti üret diyor. Ve bunların da her birisinde bir tane, 2, 3, 4, 5, hatta 9 tane mühimmat bırakabilirsin. Bu mümkün. Mesela yarım saniyede değil de 5 saniyede bir olsun bu iş derseniz bunu 10 ile çarpmanız da mümkün. Şu anahtarı kaldırdığınızda bir çarpı 10 geliyor. 5 saniyede bir 9 tane bomba bırakacak. Hatırlarsanız F-16'da bu işleri zamanla yapmıyorduk. Yerde çarptıkları noktalar arasında kalan mesafeyle yapıyorduk. F-4'te öyle değil. Bunun hemen sağında füzelerin durum lambası mevcut. Sol, yani dıştakiler ısı güdümlü füzeler, ortadakiler ise radar güdümlü füzelerin durumunu işaret eden lambalar olacak. Şuradaki anahtarların ne yaptığından AIM-7 ile ilgili olan derste bahsediyor olacağız işte. Şurada da bir kayıtta olduğunuzu belirten bir ışık var. Bu uçakta bir video tape recorder var. Dolayısıyla bu video tape recorder kullanılarak aslında yaşadığınız şeyleri kaydedebilirsiniz. Hatta Heatblur bunları screenshot olarak galiba diskte bir yere atıyor. Gene burada bir saatimiz var. Bu saati kullanabilirsiniz. Başlatabilirsiniz mesela. Buradan herhangi bir mühimmatın açılması 3 dakika sürüyorsa buradan o timer'ı tutabilirsiniz. İşte sıfırlayabilirsiniz gibi. Ortaya geldiğimizde burada ana uçuş enstrümanlarımız mevcut. Bunlardan hemen şuradan gelirsek bir radar altimetremiz var. Onun yanında bir hız göstergesi var. 80 knot'tan başlayarak 100, 120, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Daha sonrasında bu iç halkada dönecek ve dışarıdan Mach sayınızı da okuyabilirsiniz. Mesela ben şu anda 0.7 Mach'la uçuyorum. Hemen altında bir hücum açısı göstergesi var. F-4 çok ağır bir uçak olduğu için angle of attack, yani hücum açısı çok çok kritik arkadaşlar. Bu böyle yavaşladığınız zaman tak diye artıyor ve belirli bir seviyeden sonra uçağın aslında kontrolü çok da mümkün değil. İniş için tercih edilen 19 birim angle of attack şurada işaretlenmiş durumda. Şu anda 9.5 civarındayız. Onun altında şurada bir HSI mevcut. HSI'de navigasyonla ilgili videoda iyice güzelce işleyeceğiz. Steer point'ler veya waypoint'ler arası takan istasyonlarından bunların hepsini kullanabiliyor olacağız. Gene alışık olduğumuz çeşitli course girebiliriz, heading girebiliriz, başları ve yönlendirmeleri girebileceğimiz şeyler mevcut. Bunun üzerinde bir ADI, yani Altitude Director Indicator mevcut. Bunda hoş olarak burada başlarda yazıyor, derecelerde var. Dolayısıyla F4 pilotları zannediyorum bunu bayağı bir yoğun kullanıyorlarmış, aşağıya bakıp başta hangi başta uçuyoruz. Hani şuradansa şurası belki daha kolay olabilir veya daha görsel olabilir. Bunun yanında bir barometrik altimetremiz mevcut. QNH ki buradan giriliyor. Dikey hız göstergesi, bununla ilgili çok önemli bir nokta. Bu uçaktaki dikey hız göstergesi belirli bir miktar gecikmeyle geliyor. Dolayısıyla inişte şuna bakarak, şöyle şunu şurada sabit tutarak inmek sizin kontroller açısından kendi içinizde böyle tatlı bir osilasyona girmenizi sağlıyor. Bu arada ne güzel, birazdan yakıtım bitecek. Biraz daha gaz keselim. Şurada navigasyon bileşenlerinin seçimi var. Yani mesela şuradan gelip takanı seçebiliriz. Bir takan istasyonuna kilitlenmek için. Bearing ve distance'ı takandan alabiliriz. Ama mod olarak işte heading kullanabiliriz gibi. Bunlar navigasyon dersinde detaylanacak. Sağ panele geldiğimizde master caution var. Master caution'ı reset atıyoruz.
söndü ama tekrar yanabilir çünkü yakıtımız çok az. Burada dahili yakıt miktarı gösteriliyor. Harici tanklarda bunlar yok. İki motora giden yakıt akışları, motorların devirleri, 80 RPM'de şu anda ikisi de ya da 82. Tam 80'e alalım mesela şöyle. EGT göstergeleri şu anda motorlar 350 gibi bir 350 Celsius gibi bir egzoz gaz sıcaklığındalar. Nozzle'ların konumları şu anda ne tam idle'dayız ne tam military'deyiz. O yüzden böyle farklı bir açıklıktalar. Yani 1/4 ile 1/2 aralığında bir yerdeler. İkisi de birbirinden farklı gözüküyor değil mi? İlginç. Bir taraf daha çok açık gibi. Stick konumlarımla mı alakalı diye merak ediyorum. Olabilir. Tam birebir aynı olmayabilir. Sağ panele geldiğimizde burada bizim arıza ve uyarı ışıklarımızın bulunduğu panel mevcut. Onları şuradan hepsini yakabilirsiniz. Burada bir sürü ikaz ışığı mevcut. Şu anda bize dikkat ederseniz yakıtla ilgili önemli bir uyarımız var. Şu iniş kancasının açılması içindir. Kanopinin kilitlenmesi amacıyla bulunan lövye. Sol tarafa dönecek olursak buradan. Şurada temel aslında göstergeler mevcut. Slotlar dışarıda, flaplar yukarıda. Mesela slotları kapattık. Slotlar içeri girdi, flaplar yukarıda. İniş takımları hepsi yukarıda, sol, ön ve sağ yukarıda. Buz pamplar, güzel basınçlar var. Acil durum jetson. Bu uçakta aileronlarla rudder arasında bir 45 degrees, 46 miles, 17,500. Aileronlarla rudderlar arasında bir bağlantı var. Onun aslında sigortası. Işıklar, taksimi, landing mi ve stabilatör triminin nerede ayarlı olduğunu gösteren kumanda. Buradan trimle oynadığınız onun değişimini görebilirsiniz. Aşağıya doğru devam edeceksek anti-skid buradan açılıp kapanıyor. Uçaktaki sıvı oksijen miktarını şuradan test edebilirsiniz. Akış var. Normal modda alıyoruz. Belirli bir irtifanın altında normal uygun. Çok yüksek irtifada yanlış bilmiyorsam böyle 40.000 feet'in üzerinde herhalde. Dokümanda yazıyor bunlar. %100 oksijen tercih ediyoruz. Supply'ı da buradan açıp kapatabiliriz. Kapatırsak herhalde hipoksiye girip bayılırız diye düşünüyorum. Hitler kesin düşünmüştür onu. Motorların master switch'leri burada. Şurada bir ses ayarı var. Bu aslında işte düşük irtifa ve kanopi ile ilgili uyarıların ne kadar bir sesle size geleceğini gösteriyor. Şu bir kontrol. Maverick füzesini arayıcı başlığını buradan kontrol ediyorsunuz. Şimdi gaz kolunu biraz çekersek şurada motorun anti-icing switch var. Bunu DI'si alabilirsiniz, normal alabilirsiniz vesaire. Onun yanında haberleşmede hangi antenin kullanılacağı, lower, upper. Tahminim yerdeyken upper'ı yani üstteki anteni kullanmak, havadayken de lower'ı kullanmak mantıklı olacaktır. Yerde lower aşağıdaki antenin çok sağlıklı çalışacağını düşünmüyorum. Left 40, 35 miles, 17,000. Burada uçakta hangi bilgisayarın takılı olduğunu buradan seçiyorsunuz. Şurada hemen şu Maverick kontrolünün yanında Maverick füzesinin white over black'e alırsanız karanlık veya koyu bir arka planın önünde aydınlık bir hedefe kilitlenmeyi amaçladığını seçebilirsiniz. Veya tam tersi aydınlık bir arka plan önünde karanlık bir hedefe odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Bunların ortasında da bu otomatikte oluyor olacak. Engine start switch'i kartuş kullanıldığı durumda motor çalıştırmak için kullanılan bir switch, anahtar. Biz kartuş olayını motor çalıştırma videosunda bahsediyor olacağım. Orada göstereceğiz bunu. Evet, tekrar kokpite hoş geldiniz. Biraz önce uçağın yakıtı bittiği için
bazı sıkıntılanlar yaşadık. Şu anda pistteyiz, güvendeyiz. Kalkmayacağım. Yerde duracağım. Buradan anlatıyor olacağız. Gaz kollarından biraz bahsedelim. İki tane gaz kolumuz var. Bunları tabii ki ayrı ayrı hareket ettirmeniz mümkün. Arkalarındaki kırmızı tuşlar yakıt ateşleme tuşları. Motor çalıştırırken kullandığınız tuşlardır. Hemen şurada bir hava freni açma tuşu mevcut. Onun dışında şurada hemen böyle işaret, sol el işaret parmağınızın altında bir cage tuşu var. Sol el yüzük parmağınızın altında gibi düşünebilirsiniz. Bir dispense yani chaff flare bırakma tuşu var. Şurada ise şöyle görmek kolay mı bilmiyorum. Bir pinky yani serçe parmağınızla seçim yapabileceğiniz bir tuş var. Bu da hava hava mühimmatını seçip şuradan radar, ısı veya gun gibi hızlıca bunun arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Yakıtla ilgili panele gelirsek en başta hemen kanat içindeki depoları boşaltmaya yarayan anahtar burada. Bunların şekilleri dikkat ederseniz farklıdır. Yanlışlıkla gidip yakıt boşaltmayasınız diye. Normalde uçağın rutin operasyonunda kanatlarda depolanan yakıt gövdeye aktarılıp oradan motorlara taşınıyor. Bunu durdurabilirsiniz veya normal bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Buradan bir yakıt transferi sırasında sadece içerideki tankların veya tüm tankların bu yakıt ikmalinden faydalanmasını seçebileceğiniz bir anahtar mevcut. Hemen yanında da havada yakıt ikmali yaparken kullanacağımız bir anahtarımız mevcut. Bunu extend alırsanız. Bunun hemen altında harici yakıt tanklarından transferi kontrol ettiğimiz anahtar mevcut. Üçgen şeklinde. Bunu muhtemelen bakmadan pilot böyle sol elini arkaya götürüp tık tık ayarlıyordu. Mesela kapatabilirsiniz. Sadece ben dahili yakıtımı kullanacağım diyebilirsiniz. Ortada taşıdığım yakıt tankından transfer yapmak istiyorum veya dışarıdaki kanat altındaki droplardan bunu yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela kalkışta aslında merkezden transfer istenmiyor. Kalktıktan sonra isteniyor. Yani kalkış sırasında belki de bunu buraya almakta fayda var. Bunları kalkış videosunda işliyor olacağız. Bunlar boost pump'ların kontrol anahtarları. Engine master switch'ler kapalıyken çalışır durumlar. O yüzden şu anda bir anlam içermiyorlar. Yanında bir VOR ILS kontrol paneli var. Frekansları ayarlayabiliyorsunuz. ILS'in sesiyle ilgili onun şiddetini ayarlayabileceğiniz şey ve bir test düğmesi var. Dikkat ederseniz bu tür uçaklarda her böyle panelin mümkünse kendi içinde bir test tuşu mevcut. Yani böyle bir arıza yani bunlar günlük rutin sıradan operasyonlarda belki hiçbir şey ifade etmiyor ama bir şeyler ters gittiğinde ulan o paneldeki gösterge mi bozuk yoksa gerçekten uçakta mı bir arıza mı var diye bakmak için hızlıca işe yaradığını düşünüyorum ve inanıyorum. VOR'un hemen altında Automatic Flight Control System paneli var. Yalpalama, yuvarlanma ve yunuslama eksenlerinde yani yaw, roll ve pitch eksenlerindeki damperleri on off yapıyorsunuz. Burada kapalılar şu anda. Açabilirsiniz. Aşağıda otopilot komutları ve anahtarları mevcut. FCS'i açtığınızda uçak aslında belirli açılar, açı limitleri dahilinde attitude hold gibi çalışıyor. Şeyini koruyor. Gittiği konumu koruyor. Eğer vertical yani dikey hızı sıfırlamayı başarırsanız bu uçaktaki çok kolay değil. Hemen şuradan tık diye irtifa tutma modunu da açabilirsiniz ve konforlu bir şekilde uçuşunuza devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok kolay değil. Şurada ICS yani intercom paneli var. Normal, emergency, volume. Arkada jester'ın sızlanmalarını duymak istemiyorum derseniz bunu buradan kapatabilirsiniz. Veya konuşsun garip derseniz buradan da sızlayabilirsiniz.
Hemen şurada Oral Tone Controller diye bir şey var. Bu aslında sizin Shrike'ın mesela veya yanlış hatırlamıyorsam Ayım 9'un sesi ne kadar çıkacak? Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir G Suite şeyi var. Test tuşu var. Şurada uçağın dışındaki merdivenin konumunu belirten bir panel koymuş durumda var. Ve bu gruplara son olarak şöyle eğilirsem Chaff ve Flare'den kaçar tane atacağınızı seçtiğiniz bir kontrol paneli mevcut. Bununla ilgili de ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Sağ tarafa bakacak olursak sağ konsol. Önden başlayalım. Öncelikle bir Master Caution Reset var. Normalde F16'da Master Caution yanında tık diye üstüne basıyorsunuz. Sönerse sönüyor, sönmezse geçmiş olsun. Bu arada onun hemen sonunda bir ateş yani yangın test butonu var. Onu kullanabilirsiniz. Master Caution Reset buradan yapılıyor. Hemen altında Takan'la ilgili bir panel mevcut. Takan'da bant ayarlarını yani atıyorum 52 X-ray dediğimizde buradan veya Yankee dediğimizde buradan ayarlayabilirsiniz. Test edebilirsiniz. Takan kapalı, receive, transmit, receive, air to air, receive, air to air, transmit, receive de olabilir. Bunların bu da Takan'ın sesi. Takan'ın altında haberleşme kontrol paneli mevcut. Burada önden ayarlı kanallar mevcut. Veya frekansları teker teker elle girebilirsiniz. İnsan bir ekran arıyor tabi. Ama yok. Buradan girebilirsiniz. UHF var, auxiliary var vesaire. IFF paneli. IFF mod 1, mod 2, mod 3 gibi şeyler burada var. Testleri yapılabiliyor. Bununla ilgili de ayrı detaya giriyor oluruz. DCU 94 işte master release bilmem ne vesaire şu paneller tamamen nükleer mühimmatların bırakılabilmesi için buraya konulmuş. Nükleer işi ciddi iş biliyorsunuz. O yüzden onu ayrı panele layık onun güvenliğinin sağlanıyor olması. O yüzden bu şey ama ne mutlu bize ki DCS'de böyle şeyler yok. Nükleer sıkıntılı bir iş. Burada sıcaklık kontrolleri mevcut. Sıcak, soğuk, işte otomatik, manuel vesaire bunları ayarlayabilirsiniz. Kokpit ışıkları, warning light testi buradan yaptım biraz önce. Konsolla böyle bir aydınlatma verebilirsiniz. Floodlight gibi. Instrument paneli aydınlatabiliriz. Ve böyle beyaz ışıklar açarız. Fenerimizi kapatalım. Bu F4'ün ambiyans paketinde geliyor bu. Bunu alınca böyle kokpitin içi şıkır şıkır oluyor. Sonra şuradan devam edelim. Burada ilginç bir şey var. Push to release diyor. Bu kokpitteki basıncı atmanızı sağlayan şey. Mesela kokpitte bir yangın çıktı, içerisinde duman oldu. Şunu açıp uçağı fıslatıyorsunuz tabiri caizse. Hava dışarı kaçıyor. Sonra tabii kapatıp tekrar içeriği basınçlandırmanız gerekiyor. Rain Removal ilginç bir şey. Motordan gelen aslında şeyi sıcak havayı kanopi camına üflüyor dışarıdan. Ve yağmuru böylelikle savuşturmuş oluyor. Pitot heat'i var. Burada bir ayak ısıtma veya buhu çözme şeyi var. Yani bir F4 diyor ki lan ben bir yeri ısıtacağım diyor. Ya seni ısıtacağım ya da camı ısıtacağım kardeş. Seç beğen. Al hangisini istiyorsan. Burada kabinin içindeki basınç kaç bin feet'e denk geliyor? Eğer uçtuğunuz irtifa ile aynı şeyi görüyorsanız bir sıkıntı var diye düşünebilirsiniz. Instrument flood açtığınızda böyle güzel bir gece moduna geçebiliriz. Ortaya baktığımızda şurada bir radar ve TV switch var. Bu aslında TV'yi alırsanız füzenin atacağınız füzelerin mühimmatın TV güdüm görüntüsünü buraya çekebilirsiniz. Top atış hızı diyeceğim.
çok veya az 6000 mermi bölü dakika veya 4000 mermi bölü dakikayı buradan seçebilirsiniz. Kaç mermi kaldı? Burada yazılı. İvme ölçer. Uçuş boyunca kaç G çektiniz? Artı limiti, eksi limiti nedir? Bunu buradan görebilirsiniz. Bunu şöyle sola çekelim. Motor, yağ basınçları, hidrolik basınçları, target ve missile reject. Yani buradan o mühimmatta bir sorun var. O mühimmatı atla gibi bir şey yapabiliyoruz. Pneumatik basıncı. Burada da Shrike hangi bandı alacak gibi bir şey. Bu bütün mühimmatlarda desteklenmiyormuş. Bu arada bu kadar konuştuk. Şurada bir babalar gibi bir RWR'ımız var. Dikkat ederseniz şu tuşlar size F-16'dan oldukça tanıdık gelecektir. Aslında bu kokpitin böyle de bir güzelliği var, biliyor musunuz? Ya bu kokpite bakınca insan şeyi anlıyor. F-16 niye öyle tasarlanmış? F-16'daki bazı kritik enstrümanlar neden bugünkü halini almışlar? Veya işte başka simülatörlerde gördüğümüz ya da fotoğraflarını gördüğümüz son teknoloji olarak nitelendireceğim. F-35'in kokpitinde niye bu kadar çok düğme yok, şey yok, tuş yok, bilmem ne yok. Bunları anlamak aslında kokpit tasarımının evrimini gözlemlemek açısından bu tür eski diyebileceğimiz veya eski demeyelim, olgunlaşmış uçakların kokpitlerine bakmak bence çok faydalı. Umarım faydalı olmuştur. Görece uzun bir video oldu çünkü kokpit çok dolu, yani anlatacak çok şey var. Bu uçağı aslında sizlerle birlikte öğreneceğiz. DCS'deki çalışma şeklini, prosedürlerin üzerinden birlikte geçeceğiz. Müthiş modellenmiş bir şey. Ben kurduğumdan beri açıkçası daha F-16 ile uçmadım ki pilot modeli güncellemesi vesaire geldi. Daha bakmadım. Yani o kadar keyif alıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Son bir şey. Koltuğun yukarı aşağı ayarı. İnişte çok kullanıyor olacağız. Bu arada F-4'te de pilot modelini açmak için tuş var. Ben şu anda sağ kontrol, sağ shift ve P olarak ayarladım. Bunlara bastığınızda pilotu açabilirsiniz.